Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz domates yapımını anlatacağım. Ben domates yapımında kırmızı ve yeşil renkli pamuklu ip, 3 numara 2.20 mm tığ kullandım. Malzeme bilgilerini videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomu beğenip paylaşmayı, yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan her soruyu yorumlara yazabilirsiniz. Hazırsanız domatesimizi örmeye başlayalım. Kırmızı renkli ipimle başlıyorum. 3 numara 2.20 mm tığla örüyorum. Ve yer belirleme aparatımı kullanıyorum. Hemen kırmızı renkli ipimle başlıyorum. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Halkamı sabitliyorum. Sihirli halkamın içine toplamda 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğnemi yaptım. İpimi çekiyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum. İlk ilmeğimi batıyorum. Hemen ilk ilmeğime battım. Boş ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğimin arasından geçiriyorum. İlmek kaydırma yaparak sihirli halkamı kapatıyorum. Birinci sıramı bitirdim. Birinci sırada sıra sonu toplamda 6 tane ilmeğimiz oldu. Hemen son ilmeğime yer belirleme aparatımı takıp ikinci sıradan devam ediyorum. İkinci sıramı her ilmeğe çift sık iğne yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar her ilmeğe çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar her ilmeğe çift sık iğnemi yapıyorum. İkinci sıramı bitirdim. İkinci sırada sıra sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz oldu. Üçüncü sırama geçiyorum. Birinci ilmeğimi tek örüyorum. İkinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar bir tek bir çifti tekrar ediyorum. Birinci ilmeğimi tek örüyorum. İkinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bir tek bir çifti tekrar ediyorum. Üçüncü sıramı bitirdim. Üçüncü sırada sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğim oldu. Dördüncü sırama geçiyorum. 2 tane tek örüyorum. 2 tane tekimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 2 tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 2 tek örüyorum. 3. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Dördüncü sıramı bitirdim. Dördüncü sırada sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz oldu. 5. sırama geçiyorum. 3 tane tek örüyorum. 3 tane tekimi ördüm. 4. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 3 tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 3 tane tek örüyorum. 4. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Beşinci sıramı bitirdim. Beşinci sırada sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz oldu.
6. sırama geçiyorum. 4 tane tek örüyorum. Dört tane tekimi ördüm. Beşinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 4 tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 4 tek bir çifti tekrar ediyorum. Altıncı sıramı bitirdim. Altıncı sırada sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz oldu. Yedinci sırama geçiyorum. 5 tane tek örüyorum. 5 tane tekimi ördüm. 6. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 5 tek bir artırmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 5 tek örüyorum. 6. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Yedinci sıramı bitirdim. Yedinci sırada sıra sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz oldu. Sekizinci sırama geçiyorum. 6 tane tek örüyorum. 6 tane tekimi ördüm. Yedinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 6 tek bir artırmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 48 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 6 tane tek örüyorum. 7. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sekizinci sıramı bitirdim. Sekizinci sırada sıra sonunda toplamda 48 tane ilmeğimiz oldu. Dokuzuncu sırama geçiyorum. 7 tane tek örüyorum. 7 tane tekimi ördüm. Sekizinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 7 tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 54 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 7 tane tek örüyorum. 8. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 54 tane ilmeğimiz olacak. Dokuzuncu sıramı bitirdim. Dokuzuncu sırada sıra sonunda toplamda 54 tane ilmeğimiz oldu. Onuncu sırama geçiyorum. 8 tane tek örüyorum. Bir tane tekimi ördüm. 9. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 8 tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 60 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 8 tane tek örüyorum. 9. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 8 tek bir çifti tekrar ediyorum. Onuncu sıramı bitirdim. Onuncu sırada sıra sonunda toplamda 60 tane ilmeğimiz oldu. 11. sırama geçiyorum. 11. sıradan 18. sıraya kadar toplamda 8 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. 11. sıradan 18. sıraya kadar toplamda 8 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. On birinci sıradan 18. sıraya kadar toplamda 8 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. Ve düz sıralarımızı ördük. Şimdi azaltmaya başlıyorum.
19. sırama geçiyorum. 8 tane tek örüyorum. Tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 8 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 54 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 8 tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 54 tane ilmeğimiz olacak. Sıramı bitirdim. 19. sırada sıra sonunda toplamda 54 tane ilmeğim oldu. 20. sırama geçiyorum. 7 tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 7 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 48 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 7 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Yirminci sırada sıra sonunda toplamda 48 tane ilmeğim oldu. 21. sırama geçiyorum. 6 tane tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 6 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 6 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıramın sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz olacak. 21. sıramı bitirdim. 21. sırada sıra sonunda toplamda 42 tane ilmeğim oldu. 22. sırama geçiyorum. 5 tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 5 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 5 tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 5 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. 22. sıramı bitirdim. 22. sırada sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğim oldu. 23. sırama geçiyorum. 4 tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 4 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 4 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. 23. sıramı bitirdim. 23. sırada sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğim oldu. Şimdi domatesimizin içini dolduruyorum. Dolgu malzemesi olarak boncuk silikon kullanıyorum. İçini dolduruyoruz. Domatesimizin içini doldurdum. En son 23. sıramı bitirmiştim. 24. sırama geçiyorum. 3 tane tek örüyorum.
3 tane tekimi ördüm, 1 tane azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 3 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 3 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıramı bitirdim. 24. sırada sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğim oldu. 25. sırama geçiyorum. 2 tane tek örüyorum. İki tekimi ördüm, bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 2 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 2 tek örüyorum, bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Sıramı bitirdim. 25. sırada sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğim oldu. 26. sırama geçiyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir tane tekimi ördüm. Bir tane de azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bir tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar bir tek örüyorum. Bir tane de azaltmamı yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir tane de azaltmamı yapıyorum. Sıramı bitirdim. 26. sırada sıra sonunda toplamda 12 tane ilmeğim oldu. 27. sırama geçiyorum. 27. sıramı ilmek azaltarak örüyorum. Sıra boyunca azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 6 tane ilmeğimiz olacak. Sıra boyunca azaltma yapıyorum. Toplamda 6 defa örüyorum. İlmek azaltma yapıyorum. Sıra boyunca ilmek azaltmamı yapıyorum. Sıramı bitirdim. Sıramın sonuna kadar ilmek azaltma yaparak sıramı tamamladım. İpimi kesiyorum. İpimi kestim. İlmeğimin arasından geçiriyorum. İpi iğneme geçirip ilmekleri iğne ile toplayacağım. Hemen. Bir içten bir dıştan alarak ilmeklerimi kapatıyorum. Bütün ilmeklerimin arasından geçirdim. İpimi çekiyorum. Aradaki boşluk kapandı. Hemen karşısına batıyorum. Hemen yanındaki ilmeğime batıyorum. Yanındaki ilmeğime battım ve o ilmeğin arasından ipimi geçirdim. Hemen domatesimizin herhangi bir yerinden ipimi çıkartıyorum. Bu işlemi ipimizin sökülmemesi için yapıyorum. Domatesimiz hazır. Yaprakların yerlerini belirledim. Bitiş sırasından bir 5 sıra sayarak işaretimi koydum. Hemen yeşil renkli ipimi iğneme geçirdim. İpimi kesiyorum. Düğüm atıyorum.
orta yerinden batıyorum. İğnemin olduğu yerden çıkartıyorum. Üstten işlememi yapıyorum. Bu şekilde birkaç kez üzerinden geçiyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Biraz ipimi çekiyorum. Tekrar batıyorum orta yerine. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Üçüncü kez geçiyorum artık. Bir kez daha geçiyorum. Ve diğer yerden çıkıyorum. Üzerinden 4 kez işlemek yeterli oluyor. İğnemi çıkartıyorum. Buraya da aynı işlemi uyguluyorum. 4 kez geçiyorum. Hemen diğer yerden çıkıyorum. Bu şekilde yapraklarını işliyorum. Domatesimin yapraklarını da yaptım. İpimi kestim. Ve domatesimiz hazır. Arkadaşlar bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz domates yapımını anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.